Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 14, 15, 16 Şubat 2020 tarihinde yapılan Özde Bir yayınlarının Türkiye geneli deneme sınavının edebiyat sorularını çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada söz edilen yapıtla ilgili olarak düşsel ögelerle tarihselliği bir arada barındırdığı, okurların beklentilerini her açıdan karşıladığı, fazlaca yer alan güldürü ögelerinin gerçekçiliğe gölge düşürdüğü, yazarının yazdıklarını içselleştirdiği yargılarından hangileri söylenemez demiş. Hemen parçamıza bakalım. Kahkahaların sürekli heyecanla, felsefe ya da tarihi bakışın hayal gücü ve mizahla yarıştığı tam bir arayış kitabı olarak nitelenen Bodolino'yu Umberto Eco bu diğerlerinden biraz daha değişik bir roman. Romanın baş kahramanı Bodolino inanılmaz bir yalancı. Ama yalanlarıyla topluma doğruyu aşılıyor, sözleriyle tanımlıyor. Romanı yazdığı sürede yaşadıklarının bir kısmını ise şöyle anlatıyor. İmparator Frederick Barbossa'nın ölümünden sonra Bodolino arkadaşlarıyla birlikte canavarların yaşadığı diyarlara doğru fantastik bir geziye çıkar. Buralarda benim çok hoşuma giden bir aşk hikayesi de dahil olmak üzere inanılmaz şeyler yaşar. Yazarken aslında Bodolino'yu aşık etmenin gerekirken hikayenin kadın kahramanına ben de aşık olmuştum. Bakın arkadaşlar, yazarken aslında Bodolino'yu aşık etmem gerekirken hikayenin kadın kahramanına ben de aşık olmuştum ifadesinden biz 4 numaralı ifadeyi yani yazarın yazdıklarını içselleştirdiğini çıkarabiliriz. Buradan 4 numara çıkar. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yine düşsel ögelerle tarihselliği bir arada barındırması felsefe ve tarihi bakışın hayal gücü ve mizahla yarışması kitabın içerisinde yer aldığı için arkadaşlar bu da bir arada barındırmıştır. O yüzden biri de çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Fakat bu parçada okurların beklentileri her açıdan karşılandığı çıkmaz. Yine fazlaca yer alan güldürü ögelerinin gerçekliğine gölge düşürdü. Bu da çıkmaz arkadaşlar. Bunu da alabiliriz. Bundan dolayı da 2 ve 3 numaralı ifadelerin yer aldığı B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. İkinci soru, aşağıda verilen divan şiiri sanatçılarından hangisi yukarıda verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez? Türkü Basit, arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Türkü Basit akımından etkilenen sanatçı Nedim'dir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Mahalleleşme hareketi, mahalleleşme hareketinden etkilenen sanatçı da Edirneli Nazmi'dir. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Sebki Hindi akımı arkadaşlar bundan hem Şeyh Galip etkilenmiştir hem de Neşati'nin etkilendiğini görüyoruz. O yüzden D ve C seçeneklerini elemiş oluruz. Bu akımlardan V ise etkilenmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Toplumumuzun genlerinde, kalıtımsal ögelerinde azalmakla birlikte halen hiç ara verilmeksizin var olan bir takım ön yargılar, insanların psikolojik hizmet almak konusunda çekimser kalmasına, kararsız olmasına ve geri durmasına, hizmet alan kişilerin bir kısmının da bu süreci belirli bir zaman içinde gelişen eylemler dizisini gizlemeye çalışması neden olmaktadır. Çoğu kez daha mutlu, sağlıklı bir yaşam sürmek kadar önemli bir olguyu basit ön yargılar nedeniyle göz ardı etmek, gereken önemi vermemek durumunda kalmaktadırlar. Arkadaşlar bakın göz ardı etmek, gereken önemi vermemek anlamına gelir. 5 doğrudur, bunu elemiş oluruz. Süreç derken belirli bir zaman içinde gerçekleşen, gelişen eylemler dizisi anlamına gelir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Çekimser kalmak, kararsız olmaktır, geri durmak anlamına gelir. Bu da doğrudur, o yüzden 3 numarayı da elemiş oluruz. Genlerinde derken gen nedir? Kalıtımsal bir ifadedir. O yüzden bir de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Halen demek arkadaşlar hiç ara verilmeksizin anlamına gelmez. Halen şu anda devam eden şimdi de etkisini devam ettiren anlamına gelir. O yüzden 2 numara yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu partide söz edilen sanatçının benimsediği edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Yazar, deneysel roman başlıklı yazısında
romanın bir deney olduğundan şüphe edilemeyeceğini, romanın gözlemden yararlanarak romancının insan üzerinde yaptığı gerçek bir deney olduğunu söyler. Ona göre Darwin'in bir doğa kanunu olarak öne sürdüğü doğal seleksiyon toplum için de geçerlidir. Yine aynı yazısında amacının her şeyden önce bilimsel olmak olduğunu, romanlarının dikkatlice okunduğunda her bölümde şaşırtıcı bir psikolojik olayı ele aldığının anlaşılacağını söyler. Arkadaşlar, deneysel roman kimindir? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Emile Zola'nındır. Peki Emile Zola hangi akımdan etkilenmiştir? Tabii ki naturalizmden etkilenmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu diyaloglardan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Berra, edebiyat öğretmenimiz geçen hafta derste Türk edebiyatındaki ilk tezkire örneği olan eserden bölümler okudu. Ve bana ilk tezkire örneği olan bu eserin günümüzdeki hangi yazınsal türe karşılık geldiğini sordu ve ben bu soruyu doğru cevapladım. Selin, ben de o derste vardım. Bir arkadaşımız aynı sanatçının Türkçe ile Farsçayı karşılaştırdığı ve Türkçenin üstünlüğünü ispatladığı eserden söz etmişti. Bu eserin varlığı beni çok etkilemişti. Elif, evet, ben de şimdi hatırladım. O derste öğretmenimiz bu sanatçımızın 5 mesnevi sahibi olduğunu ve bana bu şekilde 5 mesnevisini bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere ne ad verildiğini sordu. Ben bu soruyu bilememiştim. Seçeneklere bakalım. Berra'nın edebiyat öğretmeni derste Mecalüsün Nefais adlı eserden bölümler okumuştur. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi ilk tezkire örneği Mecalüsün Nefais'tir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Berra'nın öğretmenin sorduğu soruya verdiği cevap biyografidir. Hatırlarsanız arkadaşlar, günümüzde hangi yazınsal türe karşılık geldiğini sormuştu. Tezkireler günümüzde arkadaşlar biyografiye karşılık gelir. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Selin'in söz ettiği eserin adı Muhakemetü Lugateyn'dir. Evet arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan eser Muhakemetü Lugateyn'dir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğinde ise Elif'in bilemediği sorunun cevabı Hamse'dir. Evet, şairlerin 5 mesnevisinden oluşan eserlere Hamse denir. Bu da doğrudur. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Derste öğretmenin sözü ettiği eserlerin yazarı Sehi Bey'dir. Sehi Bey değildir arkadaşlar. Sözün ettiği yazar kimdir? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Alişir Nevai'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Tohum ve Toprak tiyatro türünde yazılmış. Bildiğiniz gibi Tohum ve Toprak arkadaşlar Orhan Asena'nın tiyatro türünde yazmış olduğu eserdir. Faruk Nafız Çamlıbel'in bir sürü şiiri var. Bunu geçmiş olalım. Nezihe Meriç Topal ve Koşmasını yine sizin de bildiğiniz gibi öykü türünde yazmıştır. Seçeneklere bakalım. Bakın A seçeneğini eleriz. C seçeneğini elemiş olduk. E seçeneğini elemiş olduk. Yine B seçeneğinde Orhan Asena Dinle Neyden roman demiş. Nezihe Meriç'in Topal Koşması roman değildi. O yüzden bunu da elemiş olduk. Orhan Asena Sudaki Halkalar ve Öyküdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede bir görüş kesinlik içermeden belirtilmiştir. Kültürün sınırları genişledikçe edebiyat ve sanat sanki kabuklarına çekiliyor. Bakın sanki demiş. İhtimal bildiriyor. O yüzden kesinlik yoktur. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede romanla ilgili benimsenmeyen bir tutum dile getirilmiştir. Bakalım. Örneğin romancılar abartılı bir şekilde insanın gizli yanlarını incelemeye koyuluyor. Arkadaşlar bakın, abartılı bir şekilde derken bunu benimsemediğini gösteriyor. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümlede ikinci cümledeki görüş olması gerektiğine inanılan tutumla birlikte pekiştiriliyor demiş. Bakalım, kişinin karakterini, tutumlarını, başından geçenleri bir yana bırakıp önemsemeyip bilinçaltındaki eğilimlerini araştırıyor. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi
kişinin karakterini, tutumlarını, başından geçenleri bir yana bırakması ve önemsemeyip bilinçaltındaki eğilimleri araştırması, insanın gizli yanlarını incelemeye koyulduğunun göstergesidir. Bu da doğrudur. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Dördüncü cümlede eleştirel bir duruş sergilenmiştir diyor. Bakalım. Öyle ki edebiyatın ta kendisi diye tanımlayabileceğimiz kültür, ancak buna yakınlık duyan küçük bir grubun ince zeka oyunları sayılıyor. Arkadaşlar bakın, bu altını çizmiş olduğum ifadeyle, yani küçük bir grubun derken, ince zeka derken eleştiriyor arkadaşlar. Eleştirel bir tutum sergiliyor. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Beşinci cümlede bir önceki yargıyı gerekçelendiren, yani nedenlere barındıran bir bilgiye yer verilmiştir. Bakalım, buna karşın iletişim araçları, resimli roman, polisiye romanlar boşalan bir alanı dolduruyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herhangi bir neden belirten ifade yok. Sadece buna karşın derken sanki bir önceki cümleye karşılık olarak söylenmiş, fakat neden belirtmediği için de doğru cevabımız Edirne olacaktır. Sekizinci soru. Bir kasideye ait 3 beyit ve alındıkları bölüm ayraç içinde şu şekilde verilmektedir. Doğa bölümü, taç beyit ve nesip. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar nesip bölümünün diğer adı nedir? Teşbip bölümüdür. Peki teşbip bölümü nedir? Giriş bölümüdür. Yani tasvirlerin yapıldığı bölüm olarak bilinir. Bu birinci bölümdür arkadaşlar. Bunu bir numaraya alırız. Taç beyit demiş. Bu da şairin mahlasının yer aldığı bölümdür. Genellikle son bölümde ya da sondan önceki bölümde yer alır. Burada da doğa bölümü yer aldığı için kasidenin bölümlerinde doğa son kısımda yer alır. Bu 3 bölümdür. O yüzden bu da 2 numaralı yere düşer. Sıralama da bu şekilde olacak arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise bakın, C seçeneğinde 3-2-1 görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Tanzimat döneminde yeni eski tartışmaları üzerine bina edilen eleştiri anlayışının her zaman aynı çizgide devam ettirildiği söylenemez. Örneğin nokta 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 adlı makalesiyle eski şiire en ağır şekilde saldırır ve bizim şiirimiz ne Necati, Baki, Nefi divanlarında bulunan kasideler, gazeller, kıtalar ve mesneviler ne de Nedim ve Vasıf şarkılarıdır. Gerçek Türk şiiri avam şarkıları ve taşralarda ve çöğür, yani saz şairleri arasında söylenen deyiş, üçleme ve kayabaşı nazımlarıdır diyerek görüşlerini belirtir. Ancak 1874'te kaleme aldığı Harabat Mukaddimesi'nde de bu görüşlerinin tam tersini, divan şiirini savunarak bir tezat oluşturur demiştir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sanatçı Harabat adlı eseriyle yazdıktan sonra Namık Kemal tarafından Tahrib-i Harabat yazılarak eleştirilen Ziya Paşa'dır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını, Harabat adlı eserinde de divan edebiyatını savunarak Tanzimat döneminde eski yeni çatışması içerisinde yer almış önemli şairlerimizden biridir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Memleket edebiyatı akımının ilk örneklerini veren yazarlar arasında Reşat Nuri Güntekin'in yeri başkadır. Onun 1922'de yazdığı bir roman, Türk edebiyatının en çok sevilen klasik eserleri arasında yer alır. Konusu yönünden duygusal bir sevi, yani aşk romanı olan bu eser, edebiyatımızın çevre haritasını genişleten, Anadolu'yu değişik yönleriyle kuşatan bir özelliktedir. Anadolu'nun Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Kuşadası gibi yöreleri, bu yörelerdeki insanların sorunları iyimser bir bakış açısıyla sergilenmiştir. Öğretmenlik yaparak bu yerleri dolaşan Feride'nin hatıra defteri şeklinde yazılan bu romanda dönemin eğitim anlayışı da eleştirilmiştir. Arkadaşlar, Reşat Nuri Güntekin'in yazmış olduğu bu eser Feride kahramanından da anlaşıldığı gibi çalı kuşudur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada bir bölümü aktarılan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Adnan Bey ile izdivaç demek Boğaziçi'nin en büyük yalılarından birinde,
O gün önünden geçilirken pencerelerinden avizeleri, ağır perdeleri, oyma 15. Louis ceviz sandalyeleri, iri kalpaklı lambaları, yaldızlı iskemleleriyle masaları, kayıkhanesinde üzerlerine temiz örtüleri çekilmiş beyaz kikle maun sandalı fark olunan yalıda oturmak demekti. Sonra Bihter'in gözlerinin önünde bu hayali bütün hayalinin tantanasıyla yükselirken üzerine kumaşlar, dantelalar, renkler, mücevherler, inciler serpiliyor. Bütün o çılgıncasına sevilip de alınamayarak mütehassir kalınmış şeylerden mürekkep bir yağmur yağıyor, gözlerini dolduruyordu. Arkadaşlar, Adnan ve Bihter demiş, yakın zamanda sinemaya da aktarılan, dizi olarak da gösterilen ve birçok kişinin taraflı tarafsız beğenisini kazanmış olan bu eser nedir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi Aşk-ı Memnu'dur. Bunun yazarı da Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada tanıtılan romanın yazarına ait değildir demiş. Felatun Bey, Avrupa medeniyetinin daima şekil ve kıyafet tarafını taklit etmektedir. Avrupa adet ve geleneklerini körü körüne kabul etmekte ve gülünç olmaktadır. Rakım Efendi ise Batılılarla ilişkilerinde milli şahsiyetinden hiç fedakarlık etmeksizin kendini onlara ulusal kültür değerleriyle kabul ettirmektedir. Bakın arkadaşlar, Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eser kimindir? Sizin de bildiğiniz gibi Ahmet Mithat Efendi'ye aittir bu eser. Seçeneklerde yer alan eserlere bakacak olursak, Kıssadan ise bu da Ahmet Mithat Efendi'ndir. Bunu elemiş oluruz. Letaif-i Rivayet yine Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Bunu da elemiş oluruz. Esrar-ı Cinayet bu da Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Bunu da elemiş oluruz. Paris'te Bir Türk bu da Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Bunu da elemiş oluruz. Küçük Şeyler adlı eser ise yine arkadaşlar sizin tahmin ettiğiniz gibi Sami Paşazade Sezai'ye aittir bu eser. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu diyalogdan yola çıkıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Eleştirmen, ilk romanlarınızı ayrıntılı bir biçimde okudum. Bu romanlarınızdan özellikle de Baba Evinden Kopuş'un, başıboş geçip evlilikle son bulan gençlik yıllarınızın hikayesini yazdığınız roman çok çarpıcı. Bu romanda adını vermediğiniz kişi siz misiniz? Yazar, evet benim demek isterdim. Bana çok yakın bir kişilik diyebilirsiniz. Benim için asıl önemli yapıtım Köse Hasan ve Pehlivan Ali'nin yaşamlarını anlattığım romandır. Oradaki işçilerin her birinde benim yaşadığım dramdan izler bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, Köse Hasan ve Pehlivan Ali'nin kahraman olduğu romanlar hangisidir? Bereketli Topraklar üzerinedir arkadaşlar. Peki Bereketli Topraklar üzerine adlı eser kiminin? Bu da sizin bildiğiniz gibi Orhan Kemal'in eseridir. Eleştirmen devam ediyor. Peki Muzaffer Bey ve Güllü hikayesinde siz neredesiniz? O hikayede sizi çağrıştıran bir karakter var mı? Ayrıca kenar mahallelerde geçen bir romanınızdaki Belmando lakaplı Mustafa adlı karakter de sizi yansıtıyor mu? Güllü'nün yaşamı çevresinde gelişen iki romanım var biliyorsunuz. Arkadaşlar iki roman hangisidir? Bunlardan birisi sizin de bildiğiniz gibi Hanımın Çiftliği'dir. Peki diğeri hangisi? Diğeri de arkadaşlar Vukuat Var adlı eserdir. Bunu da yazalım isterseniz. Vukuat Var. Bu yapıtlar aslında Çukurova ağalık düzenini gözler önüne seren tezli romanlardır. Belmondo Mustafa karakterinin beni yansıttığı doğru, zaten Mustafa arkadaşlarımdan biridir demiş. Seçeneklere baktığımızda eleştirmen Avare Yıllar adlı romandaki ismi verilmeyen kişi Orhan Kemal'i yansıttığını düşünmektedir. Evet arkadaşlar bakın şurada anlatılan roman nedir? Avare Yıllardır arkadaşlar. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Yazarın asıl önemli romanım dediği ve bazı kişilerden söz ettiği yapıtı Bereketli Topraklar üzerindedir. Biz de bunu söyledik. Bunu da elemiş oluruz. Eleştirmen Hanımın Çiftliği romanında yazarın kendi yaşamına dair ayrıntıların olup olmadığını merak etmektedir. Evet arkadaşlar bakın burada bunu soruyor sürekli. O karakter de siz misiniz diyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Eleştirmenin sözünü ettiği Mustafa karakteri Baba Evi romanının
baş karakterlerinden biridir demiş. Arkadaşlar, bahsettiği Belmondo Mustafa Baba evinin değil, yine sizin de bildiğiniz gibi devlet kuşunun kahramanıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. E seçeneği de bakalım. Yazarın Güllü'nün yaşamını çevresinde gelişen romanlarından biri de Vukuat vardır. Biz demin ifade etmiştik, yazmıştık. Bu da doğrudur. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 14. soru. Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış bu şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? İşte ölüm şu derin taçlı şiirdir bak. Duman adamları maskeli katanalarıyla geçiyor. Çalan bir bandonun eşliğinde. Şimdiye dek ölünmeyen kentimizin üzerinden. Hiç değilse sokaklarında. Arkadaşlar, dikkat edecek olursanız aydın kesime hitap eden bir havanın olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu şiir nedir? İkinci yenicilere aittir. Diğer parçaya bakalım. Bir damla inciydi kirpiklerinde, aşkın ızdırapla dolu rüyası. Bir başka güzellik var kederinde, bir başka alem ki ruhunun yası, sessiz incileşir kirpiklerinde. Toplumsal bir olaydan bahsetmiş mi? Hayır. Başkaldırı, isyan, sömürü var mı? Bu da yok. O yüzden bu toplumcu gerçekçi değildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir damlaydı, inciydi kirpiklerinde, aşkın ızdırapla dolu rüyası derken sürekli güzele yazılan bir şiir olduğunu görüyoruz. Maksat sanat yapmak olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar, kapalı bir anlatım var. İmgelerden faydalanılmış. Bundan dolayı bu eser öz saf şiir anlayışına uygundur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hikaye ve romanlarında aile kurumu, yöneten yönetilen ilişkisi, günlük hayatı çerçevesinde küçük insan, yozlaşma, çocuk çocukluk, Bulgar zulmü, düşkünlere acıma gibi konular çevresinde yoğunlaşmıştır. Yazar dikkatini Türk toplumunun imparatorluktan cumhuriyete geçiş dönemi problemleri üzerinde yoğunlaştırmıştır. Özellikle Veysel Çavuş, Bir Kucak Çiçek gibi hikayelerinde fakir, kenar semtlere yönelir. Şehirlisinden köylüsüne, nazırından odacısına, erkeğinden kadınına, yaşlısından çocuğuna, fakirinden zenginine kadar sosyal durum ve karakterdeki insanları başarıyla sunar demiş. Arkadaşlar, bu sanatçı kimdir? Bu sanatçı Çehov tarzında hikayeler yazan ilk sanatçı olarak bilinmektedir. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Memduh Şevket Esendal'dır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada tanıtılan oyun karakteri aşağıdakilerden hangisidir? Karagöz'ün orta oyunundaki karşılığı sayılır. Okumamış, saf, iyi niyetli, herkese inanan, nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeyen deli dolu ve eşsiz bir tiptir. Oyundaki güldürünün ana kaynağıdır. Onun söylenenleri yanlış anlaması, söylenenlerin zıttını yapması izleyiciyi güldürür. Aynı zamanda söyleşme bölümünde tekerleme okur. Oyun sırasında entrikalar hep onun başının altından çıkar. Arkadaşlar, bu kişi Balama değil, Efe değil, Çelebi değil, Pişekar değil, gölge oyununda Karagöz okumamış kesimi hitap eder. Bunun orta oyunundaki karşılığı kavukludur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta eserinde yer alan haritanın ilk Türk dünyası haritası olması bakımından büyük değeri vardır. Haritada Türklerin oturduğu yerlerle onlara komşu milletlere de yer verilmiştir. Dağlar kırmızı, denizler yeşil, ırmaklar mavi, kumluk alanlar sarı renklerle tespit edilmiştir. Haritanın esas merkezini Balasagun şehri teşkil etmiş, diğer şehirler ve belli başlı yerler bu şehre göre düzenlenmiştir. İlk Türk dünyasının olduğu, bunun haritasının yer aldığı eser, sizin de bildiğiniz gibi Kaşgarlı Mahmut'un arkadaşlar Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta yazarlığı, berrak zihne sahip olmayı ve açık fikirli olmayı gerektirir. Günlük gelişmeleri yakından takip etmelisiniz.
Sonra bunları kişisel düşüncelerinizle harmanlayıp akıcı bir yazıya dönüştürebilmeyi becerebilmelisiniz. Yeri geldi mi, gazete okuyucusunun ilgisini canlı tutabilmek için mizah ve ironiden de yararlanmalısınız. Mutlaka başta hatalar olacaktır. Bu işin ustalığı süreç içinde gelişir. Arkadaşlar, günlük yazılan ve günlük gelişmelerin aktarıldığı, aynı zamanda mizah ve ironinin anlatıldığı edebi tür, tabii ki deneme değildir, biyografi değildir, makale değildir, anı da değildir. Bunların hiçbiri arkadaşlar günlük yazılan türde eserler değildir. Bu tür, yukarıdaki parçada bahsedilen tür fıkradır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 19. soru. Yukarıdaki numaralanmış sanatçılardan hangisi karşısındaki yapıtla ilişkilendirilemez demiş. Mehmet Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri Antolojisi. Arkadaşlar bu eser Mehmet Fuat Köprülü'ye aittir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Kendi Gök Kubbemiz, bu da Yahya Kemal'in yazmış olduğu önemli eserlerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Kızıl Elma, Ziya Gökalp'in Rüyası'dır. Bunu kaleme almıştır. Bu da doğru bir eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Erenlerin Bağından, Okun Ucundan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazmış olduğu eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Altın Işık, Altın Işık arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul'un değil, sizin de bildiğiniz gibi bu eser milliyetçi duygu ve düşünceyle yazılan Ziya Gökalp'in eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı bir numaralı seçenek yanlış yazılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuştur. Hem hece hem aruz ölçüde şiirler yazan nokta nokta hece vezniyle olan şiirlerini saza eşliğinde irticalen söylemiştir. Kaynaklarda onun güçlü bir şair olduğu söylenmekle beraber şiirleri karşılaştırıldığında şiirlerinin diğer aşıklar seviyesinde olmadığı görülür. Aslında onu şöhrete kavuşturan özellik şairlik gücünden çok gördüğü haksızlıkları, yolsuzlukları, insani zaaf ve kusurları cesaretle dile getirmesi olmuştur. Arkadaşlar kısaca ne diyor? Satirik türde yazmış olduğu eserleriyle adından söz ettirmiştir diyor. Peki bu kimdir? Kayseri'nin Develi ilçesinde doğup eleştirileriyle meşhur olan kişi arkadaşlar Seyrani'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dedim Dilber, bu ne haydır? Dedi benim kaşım yaydır. Dedim Dilber, üzün aydır. Dedi 15 gecelenmiş. Arkadaşlar, nazım birimi dörtlüktür demiş. Bakın dörtlükle yazılmış. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yine nazım türü güzelleme, nazım biçimi semaidir demiş. Arkadaşlar bakın güzelden bahsediyor. Güzele yazılmış. O yüzden nazım türü güzellemedir. Doğrudur. Nazım biçimi semai mi? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. O yüzden bu semaidir. Bu da doğrudur. Yinelemeler ahenk unsuru olarak kullanılmıştır. Bakın hep dedi kelimesini tekrar ettiğini, yenilediğini görüyoruz her dizede. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanmıştır. Zaten dedim dedi tarzında yazılmış. O yüzden söyleşmeye yani karşılıklı konuşmaya dayalı bir türdür. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Anlamsal bütünlük gözetilmemiştir diyor. Sanatçı soru soruyor. Güzel cevap veriyor. O yüzden söyleşmeye bağlı anlatım türlerinde bütünlük gözetilir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? Buğday unu beğenmiyor enikler, iplikten aşağı düştü ipekler. Hep sedire geçti bütün köpekler, hanedan ayakta hizmet ediyor. Arkadaşlar bakın bir eleştiri olduğunu görüyoruz bu şiirde. Eleştiri türünde yazılan eserlere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Satirik şiir diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçada altı çizili sözcükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Bana çocuk söyle arkadaşlarına boş tüpleri atmasınlar. Ben onları kullanıyorum. Çok işe yarıyorlar diyordu. Ama bulup getirdiğim bazı tüpleri de beğenmiyordu.
Bunlar olmaz diyor, camları atıyor, alüminyumları ayırıyordu. Arkadaşlar bakın, camları derken cam tüplerden bahsediyor. Alüminyum derken de alüminyum tüplerden bahsediyor. Görmüş olduğunuz gibi burada ne var arkadaşlar? Adaktarması var. Adaktarmasının diğer türü nedir? Mecazi mürseldir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu denemenin de son sorusuna geldik. 24. soruya. 24. soruda bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Çocuklar gibi sevdim, devler gibi ıstırap çektim. Damarlarımda dünyanın bütün rüzgarları, harplere, açlıklara, yalnızlığıma rağmen. Anamdan yolcu doğmuşum. Neyleyim? Gurbet dedim, vatan dedim, hürriyet dedim. Bakın arkadaşlar, bu hece ölçüsü olmadığı için serbest nazım biçimine yazılmış. A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır. Evet, gurbet, vatan, hürriyet, anamsından yolcu doğması, sonra dünyanın bütün rüzgarlarını damarlarında hissetmesi gibi ifadeler çağrışım gücü yüksek ifadelerdir. C seçeneği doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Yinilemelere yer verilmiştir. Bakın, dedim kelimesinin çok kullanıldığını görüyoruz. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Benzetmelerden yararlanılmıştır. Çocuklar gibi ifadesi vardı bakın burada. Devler gibi ifadesi var. Gibi zaten benzetme datıdır. Benzetme yapıldığını görüyoruz. E seçeneği de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Saf şiire özgü nitelikler taşımaktadır diyor. Bakın arkadaşlar, dünyanın bütün rüzgarları diyor, harp diyor arkadaşlar, vatan diyor, hürriyet diyor. Bu şiir olsa olsa arkadaşlar, toplumcu gerçekçilerin yazmış olduğu bir şiir olarak karşımıza çıkar. O yüzden saf şiire özgü nitelikler taşımamaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.